Sevgili çocuklar, yeni ders yılında hepinize başarılar dilerim. Sağ ol! Buyurun sınıflarınıza. Üstü Bey, siz bu yıl 4A sınıfını okutacaksınız. Teşekkür ederim. Çocuklar oturun, yenisi bir yemeğe geliyor. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Sizleri yeni öğretmeninizle tanıştırayım. Hüsnü Çelik. Öğretmeninize hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldiniz! Hoş bulduk. Sizleri öğretmeninizle baş başa bırakacağım. Bu ders yılında hepinize başarılar dilerim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim müdür bey. Oturun. Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürer. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar, kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen, gel bakayım. Geç tahtaya, tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel. Geç yerine. Gelemem. Neden? Şeyim var. İyi. Yap da gel. Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin. Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın. Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Pasa.
Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30'la çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 bin de kiraya ekleyin. Sen de yaz bakayım. 36 bin. 50 bin. Topla. ...86 bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. 55 bin lira öğretmenim! Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur harcı. İşiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama... Hadi hep birlikte çişe. Günaydın. 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 Buyurun Üstü Bey, şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol. Afiyet olsun. Re, re, mi, 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 do, 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım. Bravo. Müzisyenlik de var galiba. Üstü Bey. Hı? Allah yürü ya kulum demesin bir kez. Gecede 10 bin liraya para demiyor. Yok canım. Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki 3 esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş? Geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? Oo, adam 60'tan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? Güya yasak. Babadan kalma parasıyla Nişantaşı'nda özel dershane açtı. Muhit zengin. Herkes özel ders aldırıyor çocuğuna. Vay canına. Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var, öyle mi? Tabii canım. Mesela şu Mesude öğretmenlerin de atölyesi var. Piyasaya fason iş yetiştiriyor. Yanında 4 işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? Tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Öğretmen geldi, öğretmen geldi! Niye şaşırdınız?
Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi annem? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölür zavallıcık. Ne olur kalsın öğretmenim, ne olur. Çok da şirin köpoğlusu. Peki burada kalsın. Süleyman Efendi'ye söylerim, ilgilenir. Batıda Dalaman Çayı Vadisi'nden başlar, doğuda İran ve Irak sınırlarından ötelere taşar. Toroslar kimi yerde tek sıra olarak görülür, kimi yerde ise paralel sıralar meydana getirmiştir. Toros dağları 3 bölüme ayrılır. Batı Torosların doğu sınırı, Alanya'yı... Geç içeri, Tuğla... geç, geç şöyle, geç, 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 geç! Ömrümde böyle rezalet görmedim. Ne var müdür bey? Daha ne olsun, sizin sınıfın talebeleri okulu, derse her şeyi bırakmışlar, Bodrum'da sokak köpeği besliyorlar. Haberiniz var mı? Evet var. Anlamadım. Ben izin verdim. Olmaz, veremezsiniz. Okulumda sokak köpeği barındıramam. Kudurursa başıma gelecekleri düşünün bir kere. Merak etmeyin, kudurmayacak. Hemen veterinere götürüp aşısını yaptıracağım. Hayır, bu işi unutun. Ben rica ediyorum. Bütün sınıf onu çok sevdi, lütfen. Deli bir tane değil ki. Çocuklar, dersimiz kompozisyon. Çıkarın defterleri. Konumuz, kentteki ulaşım sorunu. Yani okula nasıl geliyorsunuz, nasıl dönüyorsunuz, yolda nelerle karşılaşıyorsunuz, bunları yazın. Thank you.
abi, ceviz satabilir miyim? Gir içeri bakayım. Taze ceviz! Ceviz ister misiniz? Yok, sağ ol. Siz? İstemem, sağ ol. Ceviz ister misiniz? 500 liralık ver. Buyurun, yemek yemeyeceğim. Olsun, buyurun. Ne alırdınız? Bir bira. Arjantin mi olsun? Yok canım, Türk olsun. Yani büyük mü küçük mü demek istedim. Küçük. Yanında bir şey ister misiniz? Taze ceviz alayım. Oğlum, buraya evet. Da bak yavrum. Biliyorum Hamza amca. Öğretmenim. Korkma Hasan. Şu vitamin deposundan bize de ver. Aferin, çok beğendim. Hem çalışıp hem okuyorsun. Otur bakalım karşıma. Baban ne iş yapıyor Hasan? Kapıcı öğretmeni. Anladım. Sen de babana yük olmamak için çalışıp okul masrafını çıkarıyorsun değil mi? Evet öğretmenim. Peki nasıl yapıyorsun bu işi? Benim de aldığım maaş yetmiyor oğlum. Ek bir iş yapmam lazım. Fakat iş bilmiyorum. Bu işi bana öğretir misin? Öğretirim öğretmenim. Aferin Hasan. Kabuklu ceviz alırsanız sizin için daha karlı olur. Oldu usta. Demez öğretmenim. Olmaz. Çalışıyorsun, hakkın. Öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun öğretmenim. Ne var orada? Garibin ne işi var sınıfta? O da size çok şey borçlu öğretmenim. Teşekkür etmek istedi, biz de getirdik. Anladım. Aman müdür görmesin, hepimizi dışarıya atar. Sınıfı topladık efendim, fazla vaktinizi almayacağız. Bir fotoğraf yeter. Bütün bunlara ne lüzum vardı? Olmaz olur mu efendim? Sizin gibi sevilen bir öğretmeni resimlemek bizim için şereftir. Sizi şöyle alalım, sizler de geçin. Evet. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden iki tane müfettiş yolluyorlar. Öğrencilerle konuşacaklarmış. Bu iş bakanlığa aksederse korkarım sizi yeniden köye sürerler. Nerede o günler inşallah? İnşallah mı? Neden? Orasını ben bilirim. Müsaadenizle. Hayda! Top atan tüccarın malları bunlar. Beğen beğendiğini al. Sudan ucuz bunlar. Gel, gel! Eyvah, basıldık! Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Doktor yakın mı? Doktora gitmiyoruz ki. Niye? Biraz birikmiş paramız var. Onu da doktorla ilaçla çarçur edemem. Gazetede ilanını gördüm. Okula yakın evler yapan bir kooperatif var. Ona gireceğim. Bizim de başımızı sokacak bir evimiz olur. Bana ev değil, senin sağlığın lazım. Hiç merak etme, ev alırsak ben de sağlığıma kavuşurum. Hah, işte burası. Yürüyün.
Peşinat olarak 2 milyon alıyoruz. Ama madem öğretmensiniz, sizin için 1,5 milyon olsun. Öğretmenlere saygımız büyük. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. Sonra aylık bonolar 250'şer bin lira. 2 yıl sonunda daire teslim. Kızım, sen bir kontratla bonoları hazırla. Baş üstüne efendim. Eviniz 2 oda, 1 salon, çift tuvalet. Nasıl hanım, hem de çift tuvaletliymiş. Bilmem ki, biraz pahalı değil mi? Ya, pahalı olur mu hanımefendi? Ayrıca kuracağımız sitede bütün sosyal tesisler de var. Buyurun. Siz? Sağ ol. Okul, cami, spor alanları, çocuk parkları. Çocuk parkları evin neresinde olacak? Hemen evin karşısında yavrucuğum. Alalım baba. Alalım ne olur. Alalım. Bonolar hazır efendim. Şuralara bir imza atın lütfen. Bir 1,5 milyon peşinat rica ediyorum. Say kızım. Hayırlı olsun efendim. Yalnız bonoların zamanında ödenmesini rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Ben de evimizi zamanında teslim etmenizi rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Oh, ona ne şüphe efendim. Tam 5 yıldır faaliyetteyiz. Daha üyelerimizden en ufak bir şikayet olmadı. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben öğretmenim. Ben güzel. Ben Yasemin. Anlat bakalım nereye gittiniz? Peki Bodrum'da neler gördün, neler yaptın? Bodrum'daki Sualtı Müzesi'ni gezdim. Evet, Bodrum Sualtı Müzesi kendi dalında en büyük müzedir. Sonra? Sonra denize girdik. Akşamları iskelede oltayla balık tuttuk. Hayda, derya kuzusu bunlar! Olta balığı bunlar! Gel, gel! Sen de al, gel! Kalmıyor, taze balık burada! Koş, koş! Gel balığa bak! Balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım, tamam mı? Tamam öğretmenim. Ne güzel kulübe bu böyle. Ha, ellerimle yaptım Hüsnü Hoca. Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti. Pek de yaman bir şey.
bahçeden içeriği kimseyi sokmuyor.